gibi. Siyer sınavına daha önceki yıllarda da girmiştim. Her sene takip de ediyorum. Siyer sınavından haberdardım zaten. Muhakkak. Şöyle zaten sınavın sloganı haline gelmiş olan kaybedeni olmayan bir sınava giriyoruz bizler. Evet, zahirde ödül gözükse bile ve Peygamber Efendimiz'in hayatı aslında stabil olsa bile her okuduğumuzda her yazarın farklı bir bakış açısı katması, farklı bir konuya değinmiş olması, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili olsun, her seferinde farklı duygular barındırıyor tabii ki. Farklı hisler, farklı manevi haller uyandırıyor. Neden siyer öğrenmeliyiz? Şöyle, Peygamber Efendimiz veda hutbesinde ya da daha öncesinde size iki emanet bırakıyorum, sünnetimi ve Kur'an-ı Kerim'i şeklinde buyuruyor. Bunları öğrenmedikten sonra ve Peygamber Efendimiz'in hayatı zaten Allah-u Teala şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, ben size onu bir örnek olarak gönderdim. Peygamber Efendimiz en canlı örneğiyken Kur'an-ı Kerim'in yaşayıcısı olarak onun hayatını öğrenmek bizler için tabii ki önemli. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'de açıklanmayan bir takım kısımlarda Peygamber Efendimiz'in hayatından görebiliriz bu durumları. Bu açıdan Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmek bizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle, bir defa okudum ama tek seferde okuyarak gitmedim ben. Üniversite sınavına hazırlanır gibi hazırlandım. 8-9 başlığa denk gelebilecek, 8-9 sayfaya denk gelebilecek başlıklar şeklinde okudum ben bir gün içerisinde. O 10 sayfa içerisinde, örnek veriyorum, hani önemli gördüğüm yerlerin altını çizdim. Bunları not defterine ayrıca yazdım ve ekstra bunu ses kaydı yaptım. Yolda gidip gelirken sürekli dinledim. 10 sayfa içerisinde önemli olan konuları bir gün içerisinde ezberleyip aşama aşama ilerledim. En sonunda da şöyle bir tekrar etmiş bulundum yani. Bizim maalesef toplumumuzda şöyle bir durum var. Sadece mesela Ramazan geldiğinde belirli vazifeler yerine getirilir yahut da bir sınav olduğunda o sınav üzerinde durulur. Dediğiniz gibi Peygamber Efendimiz'in hayatının belirli bir döneme değil, her döneme, her aya yayılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bilinçle yapılırsa sınavların bir yılda yapılması yeterli gelir belki ama daha fazla rol oynamasına, çünkü çağımız maalesef sıkıntılı bir çağ. Peygamber Efendimiz'in sürekli hatırlatılmaya çalışılması gereken bir çağ. Çünkü çok farklı uyaranlara maruz kalıyor gençlerimiz. O açıdan daha fazla çalışma yapılabilir. Katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun bu sınavı uygulayıcılarından. Çok teşekkür ederim.